Arkadaşlarımız gönüllerini ferah tutsun. Ama özellikle sanayicilerimize sesleniyorum. Bankalara saldırarak oralardan döviz alma yoluna gitmeyin. Battık, bittik, işi sağlama alalım gibi yollara lütfen tevessül etmeyin. Eğer böyle bir yola tevessül ederseniz yanlış yaparsınız. Bilesiniz ki bu milleti diri tutmak, ayakta tutmak sadece bizim görevimiz değildir. Sanayicinin de görevidir, tüccarın da görevidir. Aksi takdirde biz de başta şahsın B planını, C planını uygulamak zorunda kalırım. Bunu da böyle biliriz. Trabzonlu kardeşlerim asla iyiyse karamsarlığa, umutsuzluğa kapılmasın. Bugün 16 yıl öncesine göre her açıdan güçlü, ekonomisi çok daha dinamik bir Türkiye var. Türk ekonomisinin parametreleri 15-20 yıl öncesiyle karşılaştırılamayacak kadar düzgündür, sağlamdır. Bazı haberler alıyorum. Mallarını satmıyorlar. Ne demek mallarını satmıyorsun? Satacaksın arkadaş. Ne demek o? Depolarda istiflemek. Ne demek o? Satacaksın. Satmadın, onun da bedelini ödemek durumunda kalırsın. Çünkü ben bunu bir ihaneti vataniye olarak görüyorum. Sen bunları niye ürettin? Satmak için ürettin. Şimdi ne yapıyorsun? Sen de mi birilerine hizmet etmenin gayreti içerisindesin? Bize milli lazım, milli. Bize yerli lazım, yerli. Eğer milli değilsen, yerli değilsen bunun bedelini ödersin. Ekonomimize kur üzerinden uygulamaya konulan operasyonunda biz üstesinden geleceğiz. Allah'ın izni ve milletimizin dirayetiyle ülkemize giydirilmeye çalışılan bu deli gömleğini hep birlikte yırtıp atacağız. Gerek Suriye'de, gerek ülkemiz içerisinde terör örgütlerinin üzerine gitmeye devam edeceğiz. Açık söylüyorum. Türkiye'nin toprak bütünlüğünü tehdit edecek, milli birlik ve beraberliğine halel getirecek bir terör koridorunun etrafımızda örülmesine kesinlikle izin vermeyeceğiz. Başta Pensilvanya'daki melun olmak üzere 15 Temmuz darbe girişiminde o faillerin peşini nereye kaçarlarsa kaçsınlar, kimin arkasına saklanırlarsa saklansınlar bırakmayacağız. 251 şehidimizin kanını yerde bırakamayız. 2193 gazimizin kanını yerde bırakamayız. Bu alçaklardan işledikleri cinayetlerin hesabını tek tek soracağız. Son FETÖ'cü teröriste adalete teslim edilene, son PKK'lı alçakta etkisiz hale getirilene dek bize durmak yok. İşte bugün yine bir tanesi kırmızı bültenle aranan terörist olmak üzere 14 tanesini yine etkisiz hale getirdik bugün. Kardeşlerim, bu düşüncelerle sözlerime son verirken bir kez daha soframızı teşrifleriniz için sizlere şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. Sizlerin aracılığıyla tüm Trabzonlu kardeşlerime, şahsıma, partime ve Cumhur İttifakı'na verdikleri güçlü destek için şükranlarımı sunuyorum. Tabii bu arada genç orkestraya huzurlarınızda tebriklerimi sunuyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hitaplarından dolayı teşekkürlerimizi ve saygılarımızı arz ediyoruz.